Evet sevgili seyirciler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sayın Alev Alatlı'yla ilk dönemde, ilk bölümde programın gerçekten çok detaylı bir açıklamada bulundunuz. Daha doğrusu bir genel bir detay vardı. Orada da bir o ayrıntıyı yakalamak da çok önemli. Son sorumda kalmışım. Dedim ki ben Türkiye'ye bir atak gelir mi küresel sistemden? Artık dediniz siz gelmez çünkü Türkiye başka bir noktaya doğru, başka bir pozisyona geçti. Bence eski öyle. Arada kalsaydı belki gelirdi ama artık küresel bence sistemde bence yeni öyle mimarlardan olma yoluna girdiği için bence hatta öyle olduğu için eskiye döndürme bence istemeyeceklerdir. Öyle. Bence öyle bir gerek yok. Şöyle söyleyelim yani bir de yeni dünya düzenini bence doğru algılamak lazım. Yeni dünya düzeninin kimsenin toprağına falan baktığı yok. Bu çok eskiden kalmış bir şey. Yani toprak almaca, işte fethetmece vesaire, bu değil mesele. Mesele tüketiciyle siz uğraşıyorsunuz. Yani tüketiciyle uğraştığınız için ne kadar çok tükettirebilecekseniz o kadar iyi zaten. Mesele bundan ibaret. Anlatabiliyor muyum? Tüketiciyi kazanmak durumundasınız. Şimdi hal böyle olunca Türkiye'yi alıp da ne yapsın gibi düşünmek de lazım bir tarafından. Ama esas mesele bence Türkiye bir tarafa atladı zaten. Yani Türkiye çok uzun zamandır zaten Orta Doğulu değil, Doğulu değil. Müslüman oldu bile belki. Peki Avrupa Birliği ne olacak bu durumda? Vallahi Avrupa Birliği bence kendince bir daha çekidüzen verecek. Ben eninde sonunda yeniden düzenleneceği gibi bir şeyim var. Türkiye için bu hayal ne zaman bitecek? Yani Türkiye'de artık yoluna gitsin. Bence gidiyor da zaten. Gidiyor ama bunu açıklamıyor. Bence gidiyor da. 2004'ten beri hükümet hiçbir şey yapmadı Avrupa Birliği. Çok da fark etmez ki bakın yani Avrupa Birliği bizim niçin bize lazımdı? İyi ki de yapmadı, onu da altını çizeyim yani. Ya, tabii ama niçin lazımdı ki bize? Yani bizim rahmetli Özal'la başlayan bir batı rekabetini göğüsleyebilme sıkıntımız vardı. Ve bunun fiyatını çok acılı ödedik biz. Çok acılı ödedik. Ya petrolü olmayan, çosupsu olmayan bir ülkenin batı ile rekabeti ne demek canım? Nelerden verdik biz, düşünsenize. Ama çok dalda da inanılmaz iş başardık. Yani, bu büyük meseleyi atladıktan sonra ne fark eder ki? Ama iyi olur muydu, olmaz mıydı? İşte kavramsal bunu olarak hizmet etti zaten diyorsunuz. Etti tabii, kavramsal olarak, şey olarak da etti efendim. Gümrük Birliği'ne biz ne zamandır varız? Ne kaldı ki? Ha şu doğru, bir tuhaf edepsizliktir gördüğümüz şeyden. Avrupa Birliği'nden, Fransa'sından, Almanya'sından vesaire vesaire. Ama zaten yani çok edepli tipler olarak zaten bilmiyorduk. Biz çok da şaşırmış değiliz bence. Ne zaman düzgün bir insanlar orada. Aslında ki Avrupa'ya bakınca çok ilginç detaylar var. Şimdi bakıyorsunuz Almanya büyük devlet. Hı hı. Severiz sevmeyiz ama Almanya devlet. Devlet tabii. Başında Doğu Almanya'dan getirilmiş Merkel var. Çorabıyla ayakkabısını seçemiyor uyumlu. Ama yani yeni dünya düzenini unutmayın. Bakın yeni dünya düzeninin aristokrasisi CFO'lardır. CFO'lar ve CEO'lardır. Aman ha bunu hiç unutmayın. Devlet başkanına gerek yok. Hayır efendim, hayır, olur mu tabii yani yeni dünya düzeninin aristokrasisi farklı. Ve bu aristokrasi kendi içinde evleniyor zaten. Yani niye Rahmi Koç efendim şeyin ahbabıdır da yani İnceris bilmem kimin ahbabıdır da Süleyman Efendi'nin değildir. Orada bir şey var. Bir aristokrasi formasyonu var orada, onu görün. Yeni dünya düzeninde peki. Gayet tabii onların şeye ihtiyacı yok. Çok parlak devlet başkanlarına falan ihtiyacı yok. Adam götürüyor. Şey yapalım, bir ben de onu söyleyeceğim zaten. Tabii, şeyini mesela kesin. Fransa'da Sarkozy. Tabii. Koskoca Fransa'da etadır yani, devlettir. Tabii. İtalya'da Berlusconi yani baktığınız zaman. Vallahi yavrucuğum hiç bu kadar kötü bir şey olmamıştı zaten. Yani ama bakın epidir böyle canım, bir de şeyi de düşünün, Amerika'yı da düşünün. Yani Amerika'nın son ele gelir başkanı. Amerika'da Spartacus. Ya son ele, aman nerede? Yani son ele gelir başkanı Kennedy'di. Yani ele gelir 3 aşağı 5 yukarı. Onu da öldürdüler zaten. Onu da öldürdüler zaten ama şöyle bir bakın. Ha, ama az önce konuştuğumuz şeylerle bu örtüşür. Yani sıradan insan şey internetin getirdiği o yaygın anlayış, hiyerarşiler yok vesaireler. Sizin hakkınız benim, rasyonel otoritenin kaybı falan filan, bütün bunlar. Bu sıradanlaşma
anti entelektüelizm. Çünkü müthiş gidiyor yani. Dünyanın her tarafında bu var. Üniversitelerin şeye dönmüş olması, ticarethanelere dönmüş olması. Onu bırakın. Lorette gibi bir üniversite zincirini düşünün. 61 tane üniversitesi var. Bir tanesi Bilge burada. Ha, Lorette Türkiye, eğer bir ülkede üniversite kuruyorsa Scorpion, Ovada, o dünya düzenidir o. Yani dünya düzenine girmişsiniz. O ülke demektir. Kulübü alınmış mıdır yani? Elbette ki öyle. Çünkü siz 61 noktadan hiçbir şey olmasa bu fazlası var eksi yok yani. Aynı dersi veriyorsunuz. Aynı idealleri vaz ediyorsunuz. Baksanıza nereden tutuyorsunuz meseleyi. Basını falan söylemiyorum. Aslında televizyonda o ayrı bir mesele ama siz üniversitenin içine kadar aynı değerleri vazede geliyorsunuz. Ve öyle ki mesela bir üniversitesi gibi bir üniversiteyi düşünün yani neredeyse ders vermeyeni döverler. Meğer ki şeyde olasınız. Yani belirli bir anlayışın okulu. Enderun gibi mi? Enderun gibi de gayet tabii. Şu anlamında söylüyorum. Yani ideolojinin okulu anlamında. Peki şunu da sorayım size. Şimdi dünya bir dönem Suudi Arabistan Müslümanlığını gördü. İşte petrodolarlar, büyük arabalar, şeyhler. En sonunda Usama Bin Laden üretti. Ve dünya bunu hiç sevmedi. İran'ı gördü. Bunu da hiç sevmedi. Şimdi dünya Müslüman Türkleri görmeye başladı. Her yerde var gerçekten. Dünyanın her yerine gittiğinizde İslam'ı, Türklüğü yaşayan yanlış prototip insan. Tutuyorsunuz. Yanlış öyle yerden mi? Tutuyorsunuz. Tabii bakın. Bakın yanlış yerden tutuyorsunuz. Şöyle yanlış yerden tutuyorsunuz. Nasıl bunu koyayım? Şimdi bakın petrol Allah'ın laneti gibi bir şey. Yani Hristiyanların memnun meyvasına benziyor. Yediğiniz zaman şeyden atılıyorsunuz. Cennetten atılıyorsunuz. Şimdi oraya asla demokrasi, insan hakları hiçbir şey gelmiyor. Ya petrol dava bu. Şimdi Türkiye rahatsız eden Müslüman değil. Rahatsız eden Müslüman nerede oturdu? Şimdi olaya bak. Yani siz... Dünya sevdi de ben onu söyleyeceğim zaten. Dünya sevdi bu. Müslüman ve Türk birlikte. Ama tabii ki yani yamyamlarla uğraşmaktansa efendim atıyorum Sudan'ın peşmekan yerinden daha hoş insanlarla uğraşmak tabii iyi gelecekti. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani bu doğru bir türlü doğru anlatamadım ne demek istediğim. Şimdi bir daha düşüneyim bunu. Tehdit etmeyen İslam. Bir, tehdit etmeyen Türkiye bir İslam. Türkiye için çok önemli, büyük avantaj. Türkiye tehdit etmeyen, tabii tehdit etmeyen İslam. Ama bence daha önemlisi, Türkiye'de petrol yok. Yani olsaydı farklı olur muydu? Bence olurdu. Bence olurdu çünkü artık bir yerde de birileri durup var. Bir dakika arkadaşım nereye geliyorsun diyecekti. Petrol yok yani öyle olunca birinci hatta değiliz biz. Birinci sömürü hattında değiliz. Ağır sömürü hattının dışındayız. Tabii ağır sömürü hattının dışındayız. Repertuarınız yok. Güney Afrika değilsiniz ki elmaslarınız yenilsin, yutulsun. Aztek değilsiniz, altınınız, gümüşünüz gitsin falan filan. Yani şöyle düşünün. Neyiniz sömürülüyor ki? Dış açısından bakın. Yeni dünya düzeni açısından bakın. Yani bir buradaki sömürü faiz üzerine kurulmuştu. Borç verip yüksek faizle işte geri almaya çalıştı. O da pek azı yani. İşte 1,5 trilyon dolar Türkiye 30 yıllık maliyeti. Yani 30 yıllık yani bu bizim için çok büyük paralar bunlar tabii ki. Ya 1,5 trilyon dolar tabii çok küçük bir para aslında. Amerika'nın yıllık yani, işte bunlar bizim için tabii ki çok büyük paralar. Ama bizim yani etimiz budumuz nedir? Bizim etimiz budumuz bir herhangi bir şu anda yani elimde yok söylersem yanlış yaparım ama ben biliyorum ki Fortune 500'daki bir iki tane şey bir araya toplasanız holdingi zaten odur. Yani bu aman aman bir şey değil. Bizim kendi değiş yerindeyse paçamızı toplamamız lazım. Yeri nerede olduğumuzu bilip. Toplama başladı ama yavaş yavaş. Korumak şeyi düşüne bir bu o beyindeki zincirleri bir atmayı öğrensek. Korkmasak. Yani düşünmekten korkmasak, kötüye bakmaktan korkmasak, bizim böyle bir, bunu ben de rastlamışsınızdır bunun, bizim böyle bir feminin tarzımız oluştu bu ülkede son epey bir yıldır. Feminin tarzdan kastım, ay ben o kötülüğe bakmayayım gibi bir şey böyle. Hani, görmeyeyim, bakmayayım, etmeyeyim, idare edeyim. Hani vardır böyle bayramda gelir Allah'ın derdi dayınız. Yani yüzün üstüne bakılmayacak adam
Ama anneniz onu bir tür... Ay yapmayın Türk aşın bayram falan. İdare edin gitsin. Ama Türkiye kaç senedir bunu yapıyor Türkiye. Yani bunun biz bedelini ağır ödediğimiz kanısı. Bu şimdi değişti mi sizce biraz zihniyet? Niye artık yüzleşmeye başladık yavaş yavaş? Mesela şimdi sağlık sistemi çok evet, iyi evet, şekilde değişti. Evet yani evet şimdi... Her gelen şimdi mesela sosyal sigortalar sistemini. Her gelen demişler ki yeni gelen başbakanı koymuşlar işte şu kadar katrilyon aman demiş bulaştırmayın. Bulaştırmayın. Kapatın kapısını. Benden dokunmayın. Sonra iki baksın. Şimdi bunlarla hep yüzleşilmeye başlandı o önemli. Doğru ama tabii ilk defa da doğru dürüst bir seçmen desteği oldu. İlk defa o da doğru. Şimdi şöyle bir düşünün. Yani Özal Yazık herkes nelerle uğraşırken adam ilk Türk satları attı yukarıya. Bu televizyonları bir zor bulurdu o Türk satları atmasaydı. Türk uydularını biliyorsunuz da o zamandan. İlk bu işe giren. Yani o kadar tuhaf bir şeyle toparlamaya başladı ki altyapıyı. Ama sonucunda gördünüz %13. %13. Ben 1978'de babam Adalet Partisi milletvekiliydi. Öyle Özal mi? Da müsteşardı. Aha. O zamanlar ilk defa Ankara'da Özal'ın evinde 1978 laptop gördüm. 1978. Yani ilk prototiplerden bir tanesi Özal'da vardı. Bakan değil, başbakan değil, müsteşar. Başbakanlık müsteşarıydı. Tam hatırlamıyorum, çok küçüktüm ama ilk defa laptop gördüm, küçük. Hatta markası da IBM'di galiba yani o zamanlar. Şimdi bakın, Özal benim matematik hocamdır, ODTÜ'den. Yani ben gerçi ekonomi istatistikteydim ama o zaman herkese derse girer, matematiğe girdi. Sonra devlet planlamadayken müsteşarım oldu. Biz de yeni Amerika'dan dönmüşüm, işte doktora falan bir oturmuşuz, bir grup halindeydik. Orada tanıdım. Özal benim verdiğim ilk sağ oydur. Çünkü olayı ne kadar iyi bildiğini biliyordum. Ve hakikaten olayı çok iyi biliyordu. Ben de ilk şeyleri onda gördüm, bu büyük LED ekran şeyleri. Bilgisayarların. Dev. Yani bu böyle bir adamdı ama... Ayet Beyciğim, her şeyin zamanı oluyor. Hani vardır ya İncil'de öyle... Her şeyin bir zamanı vardır diye. Hakikaten zamanı var. O noktaya gelmeden olaylar patlamıyor. Bakın %13'e düştü Özal. Geldiğine geleceğini pişman ettik o da. Etmedik. Hani neydi diye bakın ve bu adam kemini yaptı. Dalan'a bakın. Dalan şudur budur Ergun. Bunların hiçbir tanesi konuşmuyorum ama şurası bir gerçektir. İstanbul'un gördüğü en iyi bir belediye başkanlarından biriydi. Bir şey yapmaya kalktı adam, doğru mu? Ne oldu? Sonuçta belli bir süresinde toplum yıpranıyor mu acaba ya da toplum bıkıyor mu? Araştırmak lazım, araştırmak lazım. Şimdi öyle de düşünemiyorum. Tayyip Bey'in başarısı onun öyle olmadığını da söylüyor. İlk defa 10 sene evet, bir toplum evet, belinin arkasında 10 sene durdu. Evet durdu. Niye diye bazen bakıyorum. Tabii yani çok tanıdığım vekil falan vardı, onlara bakıyorum. Yabancılaşma asgari, ben onu gördüğümü zannediyorum. Yani Özal'ın vekilleri dahil millet bundan kıl aldırmazdı. O tuhaf monşer tavrı falan tuhaf. Bu ekiplerde yok. O yok evet. Ve bu müthiş bir şey. Müthiş bir aslında tabii sessiz müthiş bir devrim yani. Ama Türk toplumu gerçekten... İlk defa bunun altını çizmek gerekiyor. Siz biraz önce seçmen desteği de yok dediniz ya. 10 seneden beri bir liderin arkasında duruyor. Hı-hı. Bu çok önemli. Ve bir şeyler de yapılıyor. Yapılıyor tabii. Ve lider de farkında. Bugün çok ilginç bir demeci vardı. Siz de görmüşsünüzdür. Şey diyor. Sevindirik olmayacağız sürü bir demeç. Şeyin farkında. Daha da sıkı tutulması gerektiğini bilen bir şey, bir lider. Bir yapısı var evet. Evet, peki, bunlar önemli işler. Şimdi artık sona geldi ilk bölümde programın. Gerçekten çok detaylı bir açıklamada bulundunuz. Daha doğrusu bir genel bir detay vardı. Orada da bir o ayrıntıyı yakalamak da çok önemli. Son sorumda kalmıştım. Dedim ki ben Türkiye'ye bir atak gelir mi küresel sistemden? Artık dediniz siz gelmez çünkü Türkiye... Dünya düzeni... Ne bence doğru algılamak lazım. Yeni dünya düzenin kimsenin toprağına falan baktığı yok. Bu çok eskiden kalmış bir şey. Yani toprak almaca, işte fethetmece vesaire bu değil mesele. Mesele tüketici... Bir
noktaya doğru, başka bir pozisyona geçti. Bence eski arada kalsaydı belki gelirdi ama artık küresel sistemde yeni mimarlardan olmaya ona girdiği için, hatta olduğu için eskiye döndürme istemeyeceklerdir. Bence öyle ve gerek yok. Şöyle söyleyeyim yani bir de yeniciyle siz uğraşıyorsunuz. Yani tüketiciyle uğraştığınız için ne kadar çok tükettirebilecekseniz o kadar iyi zaten. Mesele bundan ibaret. Anlatabiliyor muyum? Tüketiciyi kazanmak durumundasınız. E şimdi hal böyle olunca Türkiye'yi alıp da ne yapsın? Evet sevgili seyirciler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sayın Alev Alatlı'yla ilk dönemde